Fatih, the Turkish terror, go Fatih. Merhaba Fatih. Merhaba Gökhan. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın? Sağ ol, sağ ol. Çok oldu ya. En son ben hatırlasam senin gördüğümü herhalde o gün Badr Ali Aziz Katu ile dövüşüyordu. Biz o dönemlerde Çakuriki'de çok sparring gidip yapardık biz o zamanlarda. Ve Tom Haring'le o takımla gittik o maça. Ve sen de o günü bilmiyorum hatırlamıyorum kime karşı dövüşüyordun ama bir... Benciydi herhalde. Kimiydi? Bizenci'ye karşıydı herhalde. Bizenci miydi ya? Sandım ha, olabilir. Neydi? 2004 idi herhalde o yıl. İç o time'da. Bayağı oldu. İyisin, nasılsın? Allah'a şükür. Sağlığımız yerinde. Antrenmanlara devam ediyoruz. Güzel. Sen doğma yerin neresi? Almanya mı doğdun? Ben Almanya'da doğdum. Düsseldorf'ta doğdum. Ha, ama nerelisin sen aslında? Efendim? Kırşehir. Ha. Kırşehir, Korkunay köyü. Köylü çocuğuyuz yani. Ha, maşallah. Senin bir tanıtayım. Fatih, sen Türklerden en öncü MMA dövüşlerdensin. Türklerden. Almanya'da büyümüş olan bir dövüşümüz. Sen o zamanlar şu anda herkes UFC'yi biliyor, Bellator'u biliyor, ne bileyim neyi biliyor. Ama sen o zamanlarda büyük organizasyonlarda Rings Holland gibi, It's Showtime gibi, Too Hot to Handle gibi. Ondan sonra İngiltere'de şey de vardı, Cage Carnage da o zaman da o da iyiydi. Vardı. Ama şimdi bak, bu Too Hot to Handle Rings dönemleri... Hollanda'da bayağı aktifti biliyorsun bu şimdiki dedikleri MMA. Evet. Ama ondan önce de bak bir de AFC vardı. AFC doğru. Duymuş muydun onu? Rusya'daydı o herhalde. Rusya'daydı. Şimdi bak bizim yaşımız daha 19. Biz oraya gidiyorduk dövüşmeye. Orada da şimdi bir round 30 dakika yani. Evet. Şimdiki gibi değil. 5 dakika öyle bir şey yok. Bir de ben şöyle söyleyeyim. Bak şu anki UFC'deki şampiyonlar var ya. Hı-hı. Geçen kardeşlerimiz. Evet. Hepsi sağlam çocuklar. Evet. Bak bu şimdiki geçen kardeşlerimizin o zamanlarda biz AFC'de dövüştüğümüzde o kişiler orada dövüşüyordu. Anlıyor musun? Biliyorum. O dönemde oradan başladık. AFC'den başladık bu dövüşlere. Yani eldiven yok, bir şey yok. Yani bir round yarım saat. Ondan sonra rings'e geçtik. Two hot derken free fight vardı biliyorsun. El açık dövüşüyordum. Big Fry dönemleri, Hans Neyman dönemleri. Bayağı ünlü isimler yani. İşte o zaman Çekango da bile aynı seninle beraber de dövüştü aynı galalarda. Evet. Yok Castel vardı. Bunlar Ringster'in şampiyonuydu yani. Evet. Japonya'ya giderlerdi. Herkesi yıkıp gelirlerdi. Ondan sonra tabii dönemler bir de Pankration vardı. Pankration doğru. Pankration. Sam Shirt dövüşüyordu orada. Doğru. M1'de de dövüştün. Orada da dövüştün bayağı. M1'de ben dünya şampiyonu oldum işte Rusya'da. Arman Gambaryan'a karşı dövüştüm. Evet. Ama yani diyeceğimi nedir? O zamanlar herkes tabii şu andaki çok organizasyonlar var ama belki şimdiki gençler belki unutmuştular. Kimisi belki biliyorlar ama o zamanlar büyük organizasyonlarıydı yani, tüm söylediklerimizi. Ben bunlardan bahsediyorum bak. Şimdi 90'lı yıllarda Türkiye'de zaten kimse bilmiyor MMA'yı. Yok, hiç kimse bilmiyor. Doğru. Almanya'da da bilmiyorlar. Almanya'da o dönemler tekvando. Herkes tekvando yapıyor. Benim siyah kuşağım var. Hadi gidiyor. Yani 90'lı yıllardan bahsediyorum. Şimdi o dönemler sağlam antrenörler bulup yani bu sporu yapmak kolay bir şey değildi. Yani dövüşmeyi bırak. Biz dövüşecek yer bulamıyorduk yani. Evet. Yani şimdi biz buraya nasıl geldik?
Şimdi ben devam ediyorum. Devam ediyorum bak. Genç yaşlarımızda bizim Cüneyt Arkın'ımız vardı değil mi? Abi Cüneyt Arkın dediğin zaman bizim için çocuk zamanımızda akan sular yani. Şimdi tekrar... Cüneyt Arkın... He söyle. Cüneyt Arkın'a baka benim çocukken bir odam vardı. Abi nasıl söyleyeyim ben şimdi... Koltuğa atlardım anlıyor musun? Döşekleri şey yapardım, duvara dayardım, tekme atardım. Ondan sonra başımıza Bruce Lee çıktı bir tane. Bruce Lee geldi. İşte Bruce Lee'nin tekmeleri, kung fu'su, şunu bunu derken. Abi bir gün oturdum ben şimdi, odamda televizyona bakıyorum. Bak 90'lı yıllardan bahsediyorum. Televizyona ilk kez UFC'yi gösterdiler. Bak UFC'yi gösterdiler. İlk UFC'ydi. Onu şöyle söyleyeyim ben, televizyon skandal olarak gösterdiler. Yani böyle bir spor olur mu? Yani bu insanlar nasıl insan birbirlerine böyle vuruyorlar, ediyorlar. Ondan sonra ben o UFC'yi baka baka Royce Gracie'yi gördüm. Yani şimdi 80-85 kilodaki bir adam o kadar deli insanları nasıl pes etti? Bu adamın yaptığı spor nedir? Brazilya Jiu-Jitsu. Sonra biz burada 3-4 arkadaşlar burada jiu-jitsu okuluna gittik. Ama baktık ki aynı gibi bir jiu-jitsu var, bir de Brazilya jiu-jitsu var. Ondan sonra işte Allah'ın işte arkadaş bir gün telefonla dedi, ben burada bir tane Brazilya'yla tanıştım dedi, burada müzik yapıyor dedi. O antrenmanlar veriyor dedi, Brazilya jiu-jitsu, gidelim mi dedi. O adam da kim? Daniel D. Dane. Brazilya'nın en iyi Luta Libre öğretmenlerinden biri. Şimdi hocalar vardır gösterdiler ama hocalar vardır detayla gösterdiler. Biliyor musun? Yani bizde de kabiliyet var. Vallahi çünkü işte gittik antrenmanımızı yaptık. Bayağı bir eğitim aldık. Ben Luta Libre siyah kuşağımı da yaptım Brazilya'da. Bunu da söyleyeyim. Diplomayı da aldım. Şimdi bir de öyle bir şey var. Eskiden Luta Libre'den siyah kuşağı yaptığın için Brezilya'ya gitmen gerekiyordu. Oradaki siyah kuşaklarla idman yapıp pes ettirmen lazım ki. Evet. Siyah kuşağı alıyordun yani. Şimdiki gibi değil. Adamlar burada siyah kuşak yapmış birine siyah kuşak alıyorlar. Evet. Ama onun aynı yeri tutmaz. Onun ana merkezi Brezilya. Onu gidip Brezilya'da yapacaksın. Oradaki gençlerle, oradaki insanlarla. İdman yapacaksın, pes ettireceksin. Bir kişi değil, en azından 3 kişiyi. Ondan sonra diplomanı alıp siyah kuşağını alacaksın. Bir de Rusya'lı ve Brazilya Federasyonu'nda ismin kaydı oluyor senin. Doğru. O isim orada kalıyor yani. Yani onu da yaptım ben. 2001 yılındaydı bu. O zaman bir takımla falan gittiniz mi oraya? Brezilya'ya? Yok, Brezilya'dan 3 arkadaş gittik. Bu çalibri yapıyordum. Ondan sonra bak ara sıra biz Remco Pardul var biliyorsun. Kim? Remco Pardul. Ha, Remco Pardul evet. Remco'la biz çok iyi arkadaşız. Ya o geçen sene onu da aldım interview'a. Süper birisi. Çok iyi arkadaş o da. Şimdi ara sıra biz OS'a gidiyorduk. Onlar diye Remco'la antrenman yapıyorduk. Tabii Remco da çok sağlam judocu. Herkes gülüyor yani. UFC'de de iki maçı var. Şimdi Remco'yla biz antrenman yaparken o dönemler Gilbert Ivel Hollanda'da parlamaya başlamıştı. Gilbert Ivel herkes biliyor. Evet. Gilbert Ivel bir striker. Yani striker ayakta dövüşçü olan bir kişi olarak tanımlıyordu. Yani Hollanda'da bir numaraydı. Ve Jiu-Jitsu'da eğitim almak için bizim yanımıza geliyor o zaman. Hmm. Yani Gilbert'in çoğu teknikleri de ben öğrendim yani, yer dövüşünde. Ondan sonra Gilbert derken öbürleri geliyordu. Ondan sonra bir gün Ron geldi. Ron Inquist. Sonra da oturdular. Core Hammers. Ondan sonra bunlar bir gala yapmışlardı Aruba'da. Doğru. O dönemler Aruba'da. Makako vardı, Brazilyalı dövüşçüler. Ondan sonra Hugh Herring vardı. Giuseppe Lelandi de vardı. O dönemler Hugh Herring turnuvayı kazanmıştı. Finala şeye karşı, Makako'ya karşıydı herhalde. Öyle hatırlıyorum.
Ondan sonra baktılar Hint genç çocuk, yetenekli Hint'i de getirdiler Hollanda'ya. Ondan sonra dediler ki biz bir takım kuracağız. Bir takım kuracağız. Şimdi Golden Glory'nin doğuş merkezi Os aslında. Remco Bardung'un yaptığı salonda antrenman yeri. Oraya oturduk biz. Gilbert Ivel, Heath Herring, ben vardım, Halit Arap vardı. Stefan Ekadar piyasada yoktu. O sonradan geldi. Ondan sonra bunlar dediler biz bir grup yapacağız. Takım yapacağız. Hollanda'daki dövüşçülerle, sizlerle beraber. Ondan sonra Cor Hemes bana bir teklif yaptı orada. Dedi ki ne sen benimle Breda'ya gelir misin dedi. Neden dedim? Çünkü sen dedi Lucha Libre'yi güreşi çok iyi yapıyorsun dedi. Heath zaten benim yanımda kalacak dedi. Heath Herring. Onunla beraber antrenman yapalım. Ben sana bir daire verdim dedi. Olur dedim. Orada ben Breda'ya taşındım. Breda'da da ilk önce sadece Heath Herring, ben ve Ramon Dekas vardı. Rahmetli. Sen o zaman Heath Herring'i Avrupa'da tanıştın değil mi? Ben Hollanda'da tanıştım Heath Herring'i. Ha, okey tamam, tamam. Osta tanıştım. Reiko Padua'nın salonunda tanıştım. Ha, orada, o zaman geliyordu oralara o zaman. Evet evet, o zaman yeni gelmişti. Onu yeni getirmişlerdi şeye, Hollanda'ya. İşte oradan beraber biz, ben Breda'ya taşındım. Her gün Heath Herring, Ramon Dekas, ben, Cor Hemes antrenman yapıyordum. Böyle üç kişiydi yani. Breda'nın Golden Rose'i üç kişiydi, böyleydi. Tabii öbür arkadaşlar da vardı şimdi Amsterdam'daki. Onlar Lucien Carbin'de antrenman yapıyorlardı. İki takımlık yani evet. Şimdi. Bir Breda'daki Cor Hemes takımı vardı. Bir Amsterdam'da Lucien Carbin vardı. Evet. Lucien Carbin. Gilbert Idol falan onlar orada onlar antrenman öyle yapıyordu. Alice O'Brien, Valentine O'Brien. Tyrone Spong da vardı onlar. Evet. Onlar hepsi Amsterdam Lucien Carbin'in yanındaydı. Tabii zaman zaman ara sıra da Breda'ya da gidiyorlardı. Hani bir bakalım onlar nasıl antrenman yapıyor diye. Sonra da tabii Belçika'dan bir Kazeke Muniz vardı. Brezilya Jiu-Jitsu uzmanı. Brezilyalı geldi. Ha, Kazeke Muniz doğru. O geliyordu bir zamanlar Belçika'ya. Doğru 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 hatırlıyorum. Tabii tabii sonra da o da geldi. Hatta o da iyi. O da dövüş yaptı. MMA yaptı. Çok güzel bir dövüşçü. Yanında o bir tane Çeçen getirdi. Murat Şunkayev. Ha Murat Şunkayev. Ha evet evet evet. O zaman Murat Şunkayev de geldi takıma. Ondan sonra İngiltere'den bir tane Paul Cahun geldi. Paul Cahun. Şimdi bu gelenler nasıl bitirdiler biliyor musun? Yok. Hepsi kafa kırık kardeşim. Anladın mı? Evet. Şimdi bunlarla nasıl yapıyorsun kendini? Şimdi İngiltere'de Paul Cahun geldi. Abi adam şimdi kamp vermek istiyor idman yaptığı zaman. Kafa kırık. Öbürüne bakıyorsun Rusya direkt şampiyon olmuş. Neden? Murat Şunkayev. Abi gel de bu adamı yetmeye çalış direkt. Ondan sonra Kazeke Muniz. Kimonolu. Brazilya Jiu-Jitsu uzmanı. Evet evet. Abi adam tutamıyorsun. Yani böyle bir takım oluştu ki Halit Arap geldi. Halit Arap eskiden Almanya'da boks şampiyonu yani. Sert yumruğu var. Takıma o geldi. Ondan sonra Heath Herring. Şimdi bak şöyle düşün takımı. Biz neden Avrupa'nın 1 numara takımı olduk? Bak şöyle düşün. Al Cahun var İngiltere'den boks uzmanı. Hem güreş uzmanı. Murat Şunkayev var. Çeçen. Biliyorsun dünyanın en iyi güreşçileri bence Çeçen'den çıkmaz. Adam iki kere Rusya şampiyonu olmuş. Ondan sonra Kazeke Muniz, Brazilya Jiu-Jitsu Chef. Bak bunlar hepsi şampiyon. Şampiyon olarak takıma geliyorlar. Şimdi ne oldu biliyor musun takımda? Herkes herkesten öğrenmeye başladı. Şimdi sen maça çıkıyorsun. Oturup makarna yiyoruz hep beraber. Evet. Senin rakibine bak. Lan proje yapıyoruz yani. Bunun rakibinin güçlü tarafı ne, güçlü neyi var yani? Neyi iyi yapıyor? Zayıf noktaları nedir? Bunları not ediyorduk biz. Ondan sonra ona göre antrenman programı yapıyordu. Ha, adam sağlam güreşçi mi? Murat Şunkayev yapıyordu. Bacağına saldırdığı zaman böyle yapacaksın. Kolunu tuttuğu zaman böyle yap. Yani biz böyle profesyonel çıkıyorduk. Böyle işte antrenman yaptık. Hadi gidelim dövüşelim. Doğru. Yok.
Şimdiki nesilde bunlar eksik. Çok eksikler var. Bunları ben görüyorum burada yani. Adamlar sağlam, tamam. İdmanlığı güzel yapıyor ama bir de stratejik önemli. Stratejik şeyleri var yani. Eksikleri var bunlar. Oturup rakibini nasıl söyleyeyim ben sana, incelemen lazım. Öyle bir inceleyeceksin ki rakibine sen kondisyonundan tut, gücünden tut, zayıf noktasına kadar her şeyini A'dan Z'ye kadar bilmen lazım. Evet. Şey, sen o zamanlar Almanya'daydın. Sen ilk defa Os'a mı gittin? Os şehrine. İlk defa oraya mı gittin? Ben Almanya'da burada bir Ratsliga vardı. Nasıl aklına geldi ki ben Hollanda'ya bir gideyim? Şöyle oldu bak. O televizyonda ben UFC'yi gördüm ya. Uh-huh. Biz burada antrenman yapıyoruz. Bir gün antrenmanlara çıkıyorum. Orada bir afiş gördüm. Free Fight Hollanda diye. Free Fight. Yani Free Fight Gala Netherlands. Dedim aa şu işe bak dedim ya. Gel, gelin bir gidelim bakalım. Oraya gittik baktık. İşte bunlar bu Big Fry zamanı. Hans Neyman dönemleri. Salon fazla ağır şu an bir yer değil ama 5000 tane kişi var. Abi öyle bir güzel atmosfer vardı ki ne o dönemler. İnan bana yani direkt birine low kick vurduğu zaman herkes diye bağırıyordu. Canlılık vardı yani. Bunlar maalesef artık yok. Orada işte Rastlinga ile tanıştım. Rastlinga dedi ya ben Almanya'da free fight kalanı yapıyorum. Ondan sonra ben dövüşmek istiyorum dedim. Yaşım daha 17 ha. Ya dedi sen bir gel ben sana bir bakayım sen nasıl antrenman yapıyorsun. Tamam senin yerin neresi? Go. Baby. Buraya şey yukarı 60-70 kilometre. Fazla uzak değil. Atladık oraya gittik. O dönemler zaten biz çok aktifiz burada. Yani güneş yapıyoruz, boks yapıyoruz. Avantajımız bizim hocalarımız gerçekten iyi hocaydı yani. Daniel Zeyn. Şimdi Ralf Reagan'ın okuluna gittik. Onun tabii öğrencileriyle bir antrenman yaptık. Hepsini sıradan pes ettiriyoruz yani. Birine arm haver, birine triangle, birine matalyo. Bunları yapa yapa pes ettiriyoruz. Sonuçta ben Rastlinga'yla mindere ettim şimdi. Bu kız Rastlinga'yla ben arkasına geçtim. Matalyo yapacağım. Boğacağım yani. Orada arkadaş dedi ki onu yaparsan çok ayıp olur dedi. Cül adamın okulu dedi. Ben orada bıraktım. Buna Rastlinga dedi tamam dedi ben bir dahaki Galata dedi senle dövüşeceksin dedi. Orada benim ilk MMA maçım oldu. Ronnie Hinterzey'e karşı. Avusturyalı bir tane kickboksçu. Avrupa şampiyonu o dönem. Neredeydi o maç? O maç Clay ve Emmerich'teydi. Clay ve Emmerich arası bir yerdeydi. Evet. Öyle bir iki maç yaptım. Ondan sonra ben tabii Hollanda'ya gittim. Basbun'la tanıştım. Nico Sport Basbun. Ha, o zaman onun dükkanı vardı orada. Evet evet dükkanı vardı. Şimdi bak ben şöyle söyleyeyim. Benim üçüncü maçımı ben Japonya'da yaptım. Nerede? Japonya'da yaptım. Mikael Abetajan'a karşı. Şimdi ben rakibimin kim olduğunu bilmiyorum bak. Yaşım 19. Basbun beni Japonya'ya yolladı. Mikael Abetajan'a karşı. Bu adam Rusya'da zaten 5 tane catch fight turnuvası kazanmış. 25 yaşında bir yetenek. Benim yaşım 19. Aşağı yukarı benden 10 kiloda fazla. Japonya'ya gittik. Aşağı yukarı 16 dakika falan dövüştüm ben. 16 dakika falan dövüştüm. Kaybettim maçı. Orada neyse, 10 dakikalık, orada da 10 dakikalık bir round idi değil mi? Yoksa değişik miydi? Oradaki round yok. Aynı şey o. Rusya'daki gibiydi. Çünkü organizatörler aynı kişiler. Evet. Organizatörler aynı kişiden Mikael Abetajan'a karşı ben açtığım 16 dakika bir dövüş yaptım. Ondan sonra ben kabine gittim. Duş alıyorum. Maçlık dönemesi. Üzerimi değişirken antrenörler geldi. Kaç yaşındasın dedi. 19'um dedi. Sen kime karşı dövüştün biliyor musun dedi. Bilmiyorum dedi. Bu çocuk dedi 5 tane turnuva kazandı Rusya'da dedi. Sen Hugo Duarte'yi biliyor musun? Hugo Duarte'yi biliyorum ben dedim. Aynen. O dönemler bak Duarte bizim için ne biliyor musun? Bu
ulaşılmaz birisi yani. Lucha Libre'nin ustası Hugo Duarte. Antrenmana bana ne dedi biliyor musun? Hugo Duarte'yi tanıyor musun dedi. Tanıyorum. Bu adam dedi Hugo Duarte'yi dedi 3 dakikada nakavt etti. Sen 16 dakika dövüştün bu adamla dedi. Biliyor sen dedim ya. İnanmadım. Ondan sonra bende cesur düştü. Dedim her şey demek kelazına göründüğü gibi değil. Cesur düştü şöyle düştü. Demek ki bir de yetenek var kardeşim. Bizde bir yetenek var. Ondan sonra biz böyle yola çıktık. Abim şimdi bak birisini eğitirsin. Yani ilk maçını yaptığı zaman rakibi nasıl gelir o da ilk maçını yapmış olur. Yani ikinci maçını yaparsın rakibin de ikinci maçını yapmış olur. Ama bizde öyle bir şey yok daha. Biz ikinci maçını yapıyoruz. Karşımızdaki 4 tane turnuva kazanmış. O dönemler öyleydi. Yani şimdiki gibi değil. Hani bazıları diyor ya işte adamın 40 tane maçı var. Tamam. 50 tane de olabilir. Ama önemli olan bunlara karşı dövüşmüş bu adam. Öbürünün belki 8 tane maçı var. Ama onun 8'in 4'ünü aslında 40 tane maçına öder. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bizim rakiplerimiz böyle hepsi şampiyondu yani. İsim yaptığı insanlara karşı dövüşmüş. Bir de bizim şöyle bir şey vardı. Biz eğer biri dediği zaman şu kişiye karşı dövüşeceksin diye bir de hayır diye bir kelime yoktu. Antrenmanlar böyle istiyorsa biz yapacağız. Yapıyorduk yani. Sen o ilk defa Japonya'da dövüşerken oranın atmosferi bir de Hollanda'daki ilk dövüştüğün atmosferleri nasıl yani ikisinde farklı bir var mıydı? Öyle gibi bir şey var mıydı ilk defa? Şimdi Hollanda'yı şöyle söyleyeyim çok seviyorum. İnsanları o dönemin insanları yani Cor Hemmers olsun o tayfa olsun bir aile gibiydik. Şimdi o Hollanda'daki o ufak galalara gittiği zaman bu Tay öğlü var ya Tay öğlü. Evet. Ay ölçülüyorlar yani. Evet. Zaten o oyuna girdiği zaman ilk önce bir o kokuyu alıyordu. Atmosfer zaten oradan başlıyordu. Evet. Ondan sonra kabinler ısındığı zaman antrenörler pesleri tutuyorlar yani. Evet. Oyunları o pesleri ittiği zaman o ses çıkıyor ya pesle. Evet, evet. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Çok iyi biliyorum. O zaman pesle o ses çıkıyor ya. Atmosfer veren o zaten. Ondan sonra maça çıkan sporculara bakıyorsun. Abi hepsi gerçek harbi bir atlet yani. Atlet yani. Sporcu. Anlıyor musun? Bir gram yağ yok. Onlara baktığı zaman maçlar gerçekten yani böyle savaş oluyordu yani. Ama işin güzel tarafı Hollanda'da maçtan sonra herkesin birbirine el verip sarılması. Maçtan sonra beraber eğlenmeye gitmesi. Atmosfer olarak Hollanda çok güzel. Ama şimdi Japonya'ya gelince abi Hollanda'da 5000 kişi varsa o dönemler Japonya'da 30.000 kişi var. Hani şimdi sen 30.000 o ilk Japonya'da dövüşerken de bile çok insan var mıydı? O dönemler şöyle söyleyeyim. O herhalde Pride'den farklıydı değil mi? Yoksa Pride gibi aynı o kadar insanları vardı. Abi şimdi Pride'da bazen şöyle söyleyeyim, yılbaşı oluyordu, yani 60-70-90 bine kadar insan geliyordu. Yani Japonya'ydı evet. Yani, Pride'di bu. Tabii Japonya'dan hariç, şöyle yılbaşından hariç gelen insanların, yani 10-20 binden aşağı insan zaten şeydi yani, 20 bin kesin geliyordu. 20-30 bin insan kesin geliyordu yani. Bakmaya. Japonya için büyük bir rakam değil aslında. Fatih bir de bana... Söyle. Sonradan şeye baktığın zaman too old to handle yani MMA'nin gelişme dönemlerine baktığın zaman too old to handle ilk kez 10 bin kişiye ulaşmış olduydu. Rotonda çok büyüktü ya. Helal Ahoy'da yaptığı zaman. Rotterdam'daydı herhalde. Evet. Gilbert Ivel'ın Bob Schrave'ye karşı dövüştüğü maçta.
Orada 10.000'i bulmuştu. Ve Simon Roots Showtime'la Amsterdam Arena'da en son 20.000'e ulaştı. Evet, hayret. Avrupa için büyük bir rakam. Avrupa için çok büyük bir rakam. Yani buradan şeyi anlıyoruz. Bu sporun nasıl geliştiğini anlıyoruz. Evet. Nasıl popüler olduğunu anlıyoruz. Şimdi son şeye baktığın zaman Almanya'da, burada Oberhausen'da Badr Hari'nin şeye karşı dövüştüğünde, Rico Verhoeven'a karşı. Rico Verhoeven'a karşı. Burada Oberhausen'a maç yaptılar. Hatırlıyor musun? Hatırladım. Sen gittin mi oraya? Ben gittim oraya. Kor telefon açtı bana. Gel dedi. Ben oradayım dedi. Gittik oraya. Maça baktım ben. Abi fulldu yani. Bütün kartlar satılmış. Almanya'da böyle ilk defa oluyor, biliyor musun? Ama Badr Hari satıyor ya biletleri yani. Böyle büyük bir arenanın komple dolması yani. Hele bil ki UFC bir kere geldi Oberhausen'a. Ama onu hiç böyle çok böyle bahsetmediler televizyonda. Sanki hiç full değildi. Ama bak o dönemler neydi biliyor musun? Bak Almanya zaten hep karşıydı bu spora. Evet. Almanya hep karşıydı bu spora. Ama şimdi bir yere kadar karşı tutuyorsun. Halk, gençlik, yeni nesil bu sporu yapmak istiyorsa abi yapıyor. Sen ne kadar engel koysan da bir yere kadar koyabiliyorsun. Evet. Artık bu halk, bu nesil, bu gençler bu sporu severek burayı açtılar yani. Evet, evet. Burayı açtılar. Artık yasak falan da koymuyorlar. Şey yapmıyorlar. Senin o Oberhausen'a geldikleri dönem Almanya'da daha bir şey vardı. Bir propaganda vardı yani. İşte yok, öyle kadar dövüyorlar. Yok, birbirlerini öldürüyorlar. Yok falan, saçma sapan şeyler konuşuyorlar. Anlıyor musun? Almanya medyası normal. Evet. Bir de aynısını yapıyorlar. Fazla politikaya girmek istemiyorum da. Yok. O dönemler öyleydi yani. Ha şimdi farklı. Tabii şimdi bu Badr Hari'nin yaptığı son maçta organizatör Korhemas yapıyor organizatör. Ultimate Glory olarak. O bunlar eski uzmanlar. Bunlar istiyorlar. Evet. Bir de Korhemas dediği zaman herkes tanır Korhemas. Zaman dekası yapmış bir insan yani. Korhemes çok büyük bir adam ya. Bir artık ikon da olmuş. Legend de olmuş da bile. Neredeyse legend olmuş. Şey, yani. Sen o zamanlar artık dövüşüyorsun. Artık idmanları yapıyorsun. Artık MMA'nın içindesin. İlk defa şimdi nereye baksan Pride'da en ilk Türk dövüşen sensin. O ilk defa sana bu Pride teklif geldiği zaman nasılydı? O anda nasılydı bir o teklif geldi ondan sonra Pride'a giderken nasılydı o zamanlar atmosfer? İlk anda sana teklif ediyorlar Pride'ı. Nasıldı? Heyecanlandın çünkü o zamanlar Pride çok büyük bir müthiş bir yeriydi. Şimdi bu sporu başladığımda ben bu sporu severek yaptım yani. Sevdiğim için yapıyordum ben. MMA diye değil. Yani ben boks yapmayı çok seviyorum. Güreş yapmayı çok seviyorum. Bu yapmayı çok seviyorum. Ben severek çıktım bu yola. Ondan sonra maçlara çıkmaya başladım. Maçlara çıkınca buraya kadar, Golden Glory'ye kadar geldi. Ha Golden Glory'ye kadar geldiği zaman ne oldu? Olgunlaşıyorsun bir tarafa. Yani yaş ilerliyor, olgunlaşıyorsun. Dedim tamam bu artık benim işim dedim ya. Ben çünkü bunu seviyorum. Başka bir şey yapmak istemiyorum. Evet. Başka bir şey yapmak istemiyorum. O dönemler zaten ilk önce Gilbert Ivel başardı Pride'a girmeyi. Gilbert Ivel başardı. Ha şimdi şöyle bir şey var. Tabii biraz da uyanık olmak lazım. Şimdi Gilbert Ivel başardığında illa Gilbert'i istiyorlar. Biz ne dedik? Ve Korhemas management ne dedi? Tamam dedi sen Gilbert'i istiyorsan dedi ama Keith Waring'e de iki maç vereceksin. Az para ver ama iki maç ver Keith Waring'e. Tamam dediler. Keith Waring'e şimdi bir kontrat aldı iki maç. E ne dedik şimdi bir Keith Waring'e? Sen bu iki maçı güzel bir şekilde kazanman lazım. Evet. Tamam. Birinci maçı kazandı. İkinci maç kime karşı? Tomay Öksü. Tomay Öksü'nü biliyor musun? Tamam. Neydi ismi? Tomay Öksü. Tomay Öksü. Evet.
Tom Erickson'a mı dövüştün? Tom Erickson'a karşı dövüştü. Orada Tom Erickson bunu Pride bilerek yapıyor. Neden? Çünkü dediler ki Tom Erickson bunu zaten yer. Bu da kaybettikten sonra bunun kontratını artık uzatmayız. Sen zaten ilk maçını bir Japonya karşı hatırlıyordun. Bunu kazandın onu. Bering'in güreşine, Luta Livre'sine hepsine beraber etti. Bak maçlar, Heath Herring'in maçlarına bak. Nerede ben onun köşesindeysem hiçbir maçı kaybetmemiştir. Nogueira'ya karşı dövüştüğünde bak Nogueira ona submit yapamadı. Doğru Nogueira'ya sordular. Ben bu adamı nasıl submit'in yapamadım? Orada doğru düz bir cevap veremedi. Ama onun köşesinde ben var. Herring'e söyledim. Dikkat et bak ayağını alacak. Boynunu alacak, kolunu alacak diye. Bakacağım tekrar bu maça. Tabii Heath Herring Tom Erickson'a karşı güzel bir plan proje yaptık. Bak strateji yaptık. Şimdi güce gidersen Heath Herring'in Tom Erickson'a karşı hiçbir şansı yok. Ama stratejik şekilde gittiğin zaman büyük ihtimalle kazanırsın. Çünkü şah oyunu gibi bu. Biz ne yaptık? Adamı yoracaksın Heath. Yoracaksın. Ondan sonra sen başlayacaksın. Kontrollü bir şekilde. Aynısını yaptı, adamı delirdi. Adamı delirince ne oldu? Japonya'da bir isim yaptı bu kez, değil mi? Tabii ikinci kontratını aldı. Böyle derken biz tabii şimdi takıma da bakıyoruz. Takımda 10 kişi miyiz? Yani 10 kişi varsa herkes hemen şu an Pride'a hazır değildir yani. Daha birkaç maç yapman lazım. Eğitim alman lazım. Tecrübe kazanman lazım ki ne? O kıvamına geldiği zaman bu adamı şimdi biz toplamız lazım. Akıllı bir şekilde. Çünkü şu an bu Pride'a dövüşecek şeye geldi. Anlıyor musun? Evet. O dönemler daha yani şöyle söyleyeyim. Dövüş yapıyoruz. Ama Pride için daha biraz toyuz yani. Şimdi git gel yapıyoruz. Oradaki dövüşçüleri görüyoruz. Her şey bunlar bir tecrübedir yani. Oraya gidip görmen lazım. Televizyonda gördüğün zaman farklı, oraya vardığın zaman farklı. Gittim gördüm ettim, ondan sonra tabii o şeye geldik, kontratımızı aldım. İlk maçı ben Japon'a karşı yaptım. İsmi neydi? Takahiro Oban, öyle bir şeydi yani. Öyle bir şeydi. Maçı kazandım. Ondan sonra Almanya'ya geldim ben. Burada yanlış dostlardan dolayı bir ödül aldım ben. Neden dolayı? Yanlış dostlardan dolayı, arkadaşlardan dolayı. Tamam, bana ceza girmek istiyorum. Bir ceza aldım ben burada. Cezayı kalmam lazım yani. Almanya'da çıkamıyorum. Dedim bir Türkiye'ye gideyim dedim. Cezayı almadan biraz tatil yapayım falan. Tabii Türkiye'ye gideyim. Antrenman falan bıraktık. Biraz üzüntülüyüz. Yani İstanbul'a geziyorum. Maçı ve bir ay falan İstanbul'da kaldım. Antrenman falan hiçbir şey yok. Göbek çıktı. Geriye döndüm. Bak şimdi geriye döndüm. Hollanda'ya bir gideyim dedim. Bakayım arkadaşlar ne yapıyor. Hollanda'ya vardım. Gördüm. Dedim kol hemen. Neredesin sen dedi. Ya kol dedim. Böyle sıkıntıları var dedim ya. Evet. Ya dedi telefon açtılar dedi. Seni şeye karşı Emelianko Feydor. Yapma ya. Feydor'u biliyorsun. Evet. Ondan sonra ben de tamam dedim şey yaparız dövüşürüz dedim. Diyor. Tamam dedim maç ne zaman dedim kor. 10 yıl sonra dedi bana. 10 yıl sonra mı sen dalga mı gittin dedim. Ben bir ay şey yapmamışım altına falan yok. Nasıl olacak dedim. Ah kom olmaz dedim ya. Girersin kimseniz de 2 yıl sallarsın yaparız biz dedim. Sıkıntı yok dedi ya. Tamam dedim sen ayarla maçı dedim. Aslında ben orada Fedor Emelianko'ya karşı dövüşecektim. Randall Man değil. Ondan sonra 3 gün maçtan 3 gün önce antrenmanda Fedor parmağı kırılıyor. Okay. Parmağı kırılıyor. Maça gidemiyor. Ondan sonra Apey Şükret vardı. O promotion yapamadı. Kim? Apey Şükret. Fedor'un parmağı kırıldı. Gelemiyor dedi. Ha Apey Şükret. Apey Şükret diyorsun. Ama bak.
Hollanda'da Rendelman'a karşı kimse dövüşmek istemiyor dedi. Sen dövüşür müsün dedi bana. Tamam dedim, ben dövüşürüm, getir gelsin dedim. Problem yok yani. Yani senin anlayacağın, ben orada o maça sadece 9 gün bir antrenman yaptım. Anladım. Yani antrenman yapmış sayılmaz yani. Ben o maça öyle çıktım. Öyle çıkmama rağmen yani 10 dakika güzel bir tepişme oldu. ama nereye baksan Kevin Randleman o anlarda çok tehlikeli birisiydi. Yani adam Fedor'u aldı, kaldırdı, süplex yaptı, şey yaptı. Fedor'u aldı, kaldırdı. Ondan sonra Prokop'u KO yaptı. Knockout yaptı. Doğru, ama sana evet, karşı yani bir 3 dakika yani yok 3 round böyle bayağı bir geçti böyle. Hiçbir şey de daha doğrusu yapamadı takedown'dan başka. Maça baktığın zaman yukarıda ayakta benimle dövüşmek istemiyor. Evet. Yukarıda kesinlikle ayakta benimle dövüşmek istemiyor. Yani maç başlıyor, geri alıp tutuyor. Abi şimdi adam zaten aşağı yukarı 10 kilo fazla ben. Yani güreşten gelmiş. Güreşçinin bir gücünü bilirsin yani. Normal güç değil. Bayağı güçlüdür. Bir de steroid. Geri alıp tutuyor. Maç maalesef böyle geçti. Aa, ben şöyle söyleyeyim. Yukarıda biraz kapışma olsaydı güzel bir atmosferli bir maç olurdu, anlıyor musun? Evet. Yani o benim bir şeyi var. O Rob'u Fazlaya'da takas bir maçım var. Sen bakmış mıydın o maça? Kime karşı? Avrupa şampiyon. Rodney Fazlaya. Rodney Fazlaya'da bakamadım maalesef. Abi o maça bir bak sen. Bakacağım. O maça bir bak. O da o anlarda çok tehlikeli birisiydi. 18 dakikadır şu parmağı görüyor musun bak? Bu parmak orada kırıldı. Ha. Evet. İlk round 15 dakikaydı. Aslında ben kazandım maçı ama dediler 3 round daha, 3 dakika daha yapacağım. Benim zaten orada parmağım kırılmıştı. Yani demek istediğim çok güzel bir maç oldu ya. Umruklu, güreşli, her şey vardı yani. Rendilmende maalesef o olmadı. Rendilme maçında o olmadı. Keşke olsaydı yani. Evet. Ama o yapmak istemedi. Boks yapmak istemedi benim. Yukarıda hiç şeye girmedi. Aldı geldi, kontrol. Başka bir şey yok. Şimdi Kevin Randleman'a karşı sen tabii 10 gün short notice alıyorsun maçı. Pek hazır değilsin. Ama biliyorsun bir güreşe karşı dövüşüyorsun. Bir öyle bir 10 günün içine böyle bir çabuk bir strateji var mıydı o anda maçta? Korla ya da falan konuşmuşsunuz ne yapacağınızı. Şimdi ben o 9 gün antrenmanı Belçika'da Murat Çünkayar'dan yaptım. Orada Çeçen arkadaşlarla güreş yaptım sadece. Çünkü biliyorum adam güreşçi. Tabii orada birkaç uygulamalar yaptık. Ama şimdi ben zaten Randleman'ı biliyorum. Randleman'ın dövüş taktiğini biliyorum. Evet. Yani adamda bir güç var, güreşçi. Hani şimdi yerde güreş yaptığı zaman Randleman'e vurma imkanı vermeyeceksin. Evet. Vurma imkanı vermeyeceksin. Çünkü şimdi güreşçiyle, Randleman gibi bir kişiyle sen yerde güreş yaptığın zaman kolunu tutar, ayağını tutar, hareket edemezsin. Yani kolunu ayağını tutup yumruklamaya başladığın zaman zaten 3 tane 4 tane sağlam yumruk yediğin zaman başın dönmeye başlar. Evet. Güçten kaybeder. Evet. Yani bu imkanı bana vermedi. Bu imkanı vermedi bana. Yerde yani bazı hareketlerinden biliyordum yani bunu ne yapmak istediğini. Ona göre kontrol edin yani. Bu maç öyle o şekil geçti. Yani o kadar vuruş falan olmadı. Evet. Yani maça girdi bir güreş yaptı Randleman'la. Yani o bir şey yapmaya çalışıyor. Ben tuttum. O orada vurmaya çalıştı. Ben blok yaptım falan. Maç böyle geçti. Evet. Sen Fatih, ondan evvel zaten bayağı maçlar kazandın böyle. Nereye baksan önemli isimlere karşı yaptığın mesela Alex Cook gibi, Mark Eckstein gibi, Dave Vader gibi. Hepsi kazandığın maçları. Bir tek bu Kevin Randleman'ın 10 gün çok benim kaybettiğim maçlar şöyle. Ben Valentine Overeem'e karşı da dövüştüm. Evet. Valentine Overeem, Rings Champion. Ona karşı da dövüştüm ben. Şimdi bak, ben Almanya'da iki tane maç yapıyorum. Üçüncü maçı ben Japonya'ya gidip Mikhail Abetekan'a karşı dövüşüyorum. Evet. Daha ben yani iki maç yapmışım. Ben yeni girmişim bu işe. Üçüncü maçı ben
5 sene keşfet turnuvasını kazanan bir insan hatası yapıyorum ve 16 dakika dönüşüyorum. Evet. O maçtan geliyorum ben Hollanda'ya, Valentin Obrem'e karşı dövüşüyorum. Alistair Obrem'in abisi bu. Herkes bilir. Evet, evet. Ha. Şimdi o maçları ben kaybediyorum ama ben onu kaybettim diye görmüyorum. Çünkü neden? Şimdi sen bir Badr Hari'ye baktığın zaman Badr Hari keyfine girmeden zaten 90 tane amatör maçı var Badr Hari. Evet, doğru. Doğru. Ben iki tane amatör maçı yapmışım. İkinci maçı ben Japonya'da 5 tane cage fight turnuvası kazanmış bir 25 yaşında Mikael Evetece'ye karşı yapıyorum. Evet. Ve oradan geliyorum ben Hollanda'ya ring yaptım. Valentin Obrem'e karşı duruyorum. Anlıyor musun? Evet, anlıyorum. Hani ben böyle yola çıktım o dönemler. Hani ben amatör yok 10-20 tane amatör maçı yapmadım. Ama benim iki tane amatör maçım var sadece. Gerisi hep profesyonel. Doğru. Doğru, çünkü isimlere baksan önemlidir. Yani yeni gelen gençler yani o kadar ne kadar amatör yapabilseler daha iyidir. Daha tecrübeli olalar. Burada gençler var. Senin kaç tane maçın var? Benim 45 tane maçım var diyor. Tamam, senin 45 tane maçın var da o karşı dövüştü. Evet. Abi isimlere ne bakıyorsun? Kim seni tanımadı kişiler? Yani aşağılatmak istemiyorum da kime karşı dövüştüğün çok önemli. Doğrudur, doğrudur. Şimdi benim sorum buydu. Sen bayağı bile bir maçlar kazanıyorsun böyle. Ünlü isimlerden böyle o İngiltere'den olan Mark Epstein var, Cook var. Ondan sonra birkaç tane daha vardı. Sonranın Kevin Randleman kim? Bunlar hep şey yapıyor. Evet, biliyorum. Çok ünlü isimler. Bir de hatta onların yerine gidiyoruz. İngiltere'ye kadar gidiyoruz onlara karşı dövüşmeye. Sen sonradan Kevin Randleman'ını alıyorsun, kaybediyorsun. Şimdi sen böyle bir 5 böyle bir maç bayağı bir kazanıyorsun. Oysa Kevin Randleman'la karşı kaybediyorsun. Ondan sonra neler oldu? Niye daha devam etmedi? Neler oldu? Kevin Randleman'a ben 900 günlük bir antrenmanla çıktım. Evet. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Adam akıllı antrenman yapıyordu, ben onu kaybetmezdim. Bu bir. Şimdi Kevin Randleman'dan sonra benim bir cezam vardı. Daha önce bahsetmiştim. Hı-hı. Yanlış arkadaşlarımla ne zamanlarım ceza aldım. O ceza yüzünden ben Almanya'da kaldım. Almanya'dan çıkamadım. Aşağı yukarı 3-4 sene. 3 sene falan yani. Bayağı. Yani. Bu 3 sene içinde benim elinize nefes bir kızım oldu. Maşallah. Medine. Tamam mı? Çocuk dünyaya geldi. Ondan sonra tabii çocuk dünyaya geldikten sonra istediği gibi hareket edemiyorum. Abi ben Japonya'ya gidiyorum, İngiltere'ye gidiyorum. Çok bir de insan olgunlaşıyor, biliyor musun? Evet, evet. Ondan sonra zaten bizim bu Golden Rover'i takım yavaş yavaş dağılmaya başladı. Nasıl dağılmaya başladı? Herkese evlendim. Çocuk çocuk sahibi oldu. Biri İngiltere'ye gitti, biri Dagestan'a gitti, öbürü Dubai'ye gitti. Yani böyle dağıldı. Çünkü bizi ayakta tutan aslında takımdı yani. Bizim takımdı. Çünkü orada bir aileydik. Çok güzel bir atmosferimiz vardı. Güzel antrenman yapmıştık. Baktım eski atmosfer kalmamış. Yeni kişiler gelmemiş. Sonra ben soğumaya başladım. Gelim buraya kadar. Çocukla ilgilendim. İşte salon antrenörlük yaptım. Güreşe gittim. Böyle biraz ticaret, biraz spor, biraz arkadaş, dost derken yani kızımız şimdi 7. ayda Allah izin verirse 13 yaşına girecek. Maşallah. Ha. Ya insan olgunlaştıkça tabii hayatta başka şeyin değerini de görüyor. Evet. Yani tamam, o dönemler çok değerli. Yani bir daha dünyaya gelecek olsam yine Golden Glory'ye giderim. Yine bu yoldan giderim. Yani yine bu sporu yaparım. Yine o dövüşleri yaparım. Ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Ama tabii o da bir yere kadar. O da bir yere kadarmış. Ondan sonra hayatta başka güzellikler başlıyor. Evet. Başka insan şeyler başlıyor. Yani ömrüm boyunca dövüş diye bir şey yok. Şimdi geçen ben arkadaşla telefonlaşıyorum. Mirko Krokop misal. Beyin kanaması geçiyor. Çok üzüldüm. Ya dedim yani artık yeter. Doğru. Yeter bir yere kadar. Dövüştüm
Neyse bir yerde bir insan bir durması lazım. Durmayı bilmesi lazım. Anlıyor musun? Evet, evet, evet. Çünkü artık o genç yaşında değilsin yani. O da var, o yani da var. Yani. Ben daha görüşürüm bir kez karşımda da. Yani hemen hemen herkes artık bir başka yoldan gidiyor. Yani şimdi sohbetlerimiz artık farklı oluyor. Şimdi bugüne bakarsan doğayı çok seviyorum. Ormanda koşu yapmayı seviyorum. Sürmeyi seviyorum. Arkadaşlarla motor sürmeyi seviyorum. Güzel yemekler yapıyoruz. Güzel yemek yiyoruz. Dostumuzla, dostumuzla. Yani bunlar artık bunlarla uğraşıyoruz yani. Çoluğumuzla, çocuğumuzla. Kaç tane çocuğun var? Benim bir kızım var ellerimizden öper. Sadece bir tane var değil mi? Allah korusun. O hiç bir meraklı var mı spordan? Hiç bu hiç bir baktı mı bir yerlerde? Aa baba sen dövüşçü müydün? Baba spor mu yap? Böyle bir şeyler geldi mi hiç bir konu olarak? Ya bir iki maçlarım azalttı da böyle çocuk oralı fazla oralı değil yani. Benim kız yani bir ara sıra bir hip hop dans yapıyordu böyle. Aynen. Oradan da sordu. Yani böyle sıkıntıya gelmeyen bir çocuk yapıyordu. Relax. Okula gider, dersini yapar. Dışarıda oturur kız arkadaşlar mahallede. Zaten artık oğlun olsa da bile belki baba olarak onları korumaya çalışırsın. En önemlisi daha okul önemlidir. Ya insan isterseniz tabii çoluğun çocuğunu korumak ister yani. Çok zor bir şey değil mi? Yani böyle söyleyeyim. Akıllı bir insan olsun. Akıllı bir çocuk olsun. İnsana zarar vermeyen evet. Bir kişi olsun. İnsana faydası olan bir insan olsun. Doğru. Buna değer veriyorum. İnşallah da öyle olur yani. Çünkü spor... Bu spor yani zor bir spor. Yani nereye gitsen her gün idmanlarını yapıyorsun. Maçtan sonra yaralar çıkıyor, şey çıkıyor. Çok sorun. Bir de darbeler de alınıyor. Fazla almasan da bile yine de alınıyor yine de. Çok zor bir spor yani. Ya şimdi maçtan sonra tabii darbe alıyorsun. Darbe alıyorsun da şimdi ona göre de antrenman yapıyorsun. Ona göre zaten sen darbeyi nereye kadar alabiliyorsun? Maçta şimdi dövüşte o darbeleri fazla hissetmiyorsun. Ha şu parmağım kırıldığında biraz hissettim. Çünkü kemik kırılmış. Evet. Ama yumruk atamıyordum. Rodney Tavares'e karşı. Ama öbür türlü göğüs şişmiş, burun şişmiş, ağız şişmiş. Bunları fazla almıyoruz. Çünkü adrenalin var ya. O adrenalinden dolayı hissetmiyorsun. Ha. Maçtan sonra dikiş atıldığı zaman onlar hissediyor. Ama fazla bir problem değil yani bunlar. En güzel anların neydi? En güzel zamanların hayatında bu sporla ilgili? En güzel zamanım bu sporla alakalı şöyle söyleyeyim. Ben yılbaşında Japonya'ya gittiğimiz zaman bütün takım giderdik. Ha, Hollanda'da... Bir tane soru daha soracağım sonra. İyi ki de aklıma getirdin onu. Takım giderdik. Şimdi sen Japonya'ya vardığın zaman Tokyo'da o zaman bir de hiç artı olsun efendim olsunları olsun abi o kadar kırgın şamataya yani yalnız fazla şeye girmek istiyorum ama evet. Çok da bir zamanı çok gülüyordum abi çok gülüyorduk çok gülüyorduk çok eğleniyorduk çok gülüyorduk yani çok güzeldi yani güzel bir zaman geçirdik yani hatta bugün ara sıra eski arkadaşlarım dostlarımızla telefonlaştığımız zaman görüştüğümüz zaman o günlerden bahsediyoruz yani. Evet evet evet. Ya, Roppongi o güzel. Oralar güzeldi ya. İşte onu soracaktım. Nasıl oluyor? Mesela tüm takımlara bakıyorsun. 3 kişi var, 4 kişi var. Golden Glory siz de oraya maça çıkarken nasıl oluyor böyle 20 tane 15 tane böyle arka arka gidiyorsun? Bunların hepsi birbirini fazla mı tutuyorsun? Aile gibi nasıl oluyordu böyle birden hepsi? Sen şimdi bir Golden Glory takımı üyesi olarak maça çıktığın zaman o maçı sen sadece kendin için yapmıyorsun. Takımın için de yapıyorsun. Evet. Çünkü takımın orada sana bakıyor yani. Köşede senin antrenörün var, arkadaşın var. Sana destek veriyor. Yani sırf kendin için yapmıyorsun o maçı. Takımın için de yapıyorsun. Çünkü neden? Abi bak öyle bir zamana gelmiştik ki biz. Bak Japonya'ya geldiğim zaman Golden Glory bize ne diyorlar? Kafa kırıklar geldi. Kafa kırıklar geldi. Ama hakikaten doğru çünkü şeyi de hatırlıyorum bir kere neydi o hatta şeyde oldu İç Otam'da mıydı? Bir arada Stefan Leko
Badr Ali'yi nokaut ediyor. Böyle coşturdunuz hepiniz böyle. Böyle sanki bence oradaki Hollandalılar diyorlar ki biz en iyisi bir şey söylemeyelim onlara. Çünkü bunlar birden hepsi böyle gelirler. Baya bir acayip bir zamanıydı bu Golden Goal takımı. Şimdi şeye baksana sen. Paul Cahill'in Job Carter maçına baksana. Bakacağım. Bakacağım. Bak. Bu maça bak. Paul Cahill, Job Carter o zamanlar ring champion. Yani evet. Star. Bir star. Bizim Paul ne yapıyor? Çenesini üç yerinden kırıyor. Çenesini üç yerinden kırıyor. Job Carter'in. Bütün Hollanda Paul Cahill üzerine yazıyor. Paul Cahill rocks Holland. Paul Cahill rocks Amsterdam. Neyse. Two of the Hell geliyor. Bak, bir sene sonra Two of the Hell geliyor. Bunlar diyorlar ki ne? Yok Kastel'le Paul Cahill rematch yapacaklar. Tamam. Problem yok. Şimdi abi bak şöyle biz önceden varıyoruz ya Kala'ya. Dolaşıyoruz. Bak yok orada yok mağdur falan el verdik. Bunlar şimdi Paul'la sohbet ediyorlar. Tamam mı? Şakalaşıyorlar. Yok buna diyor ki ne? Ya Paul bak geçen sene çenemi kırdın mı? Böyle biraz dikkat et diyor. Bak şimdi bak bu spordaki saygıya bak. Saygıdır bu. Evet. Şimdi adamlar maça çıkacaklar. Son maçta Paul Cahill çenesini yük yerinden kırıyor. Ve rematch olan günde de maçtan önce ikisi sohbet ediyor. Yok diyor ki buna bak geçen sene çeneni kırdın diyor. Bu kez dikkat et diyor bak. Anlıyor musun? Şakalaşıyorlar. Paul da buna ne diyor biliyor musun? Ya yok diyor. Çok efendi dürüst bir çocuksun sen diyor. Gerçekten seni çok seviyorum diyor. Ama bugün burada birisi ölecek diyor. Bunun öleceğinin garantisini şu an veremem diyor. Ondan sonra devam geçiyor. Yani o maça bir baksın. Çok enteresan bir maç. Zaten bu son... Bu son bir haftadır, iki haftadır bu eski maçlara bakıyorum böyle Hollanda'dan. Çünkü nereye baksan unutuluyor bu maçlar ama tekrar bakıyorum. Ama Job Carter'a tekrar bakacağım. Kesin bakacağım ona. Bir de o iki maçlara baktığın zaman Gökhan şuna bir dikkat et sen. Bugünkü maçlarda dövüşler nasıl yapılıyor? Şimdiki nesil nasıl dövüş yapıyor? Eskiden nasıl dövüş yapıyorlar? Evet, bir fark var. Bir fark var. Evet. Bayağı bir fark var. Eskiden bence daha çok bir şey vardı. Bir brutalitet vardı yani. Evet. Daha bir sert şekilde eskiden. Şimdiki zamanda daha bir profesyonelleşmeye geçti bu iş. Evet. UFC'ye baktığın zaman bir yerde yattığı zaman 2-3 yumruk kapıyı ellerini kaldırdı zaman maç bitiyor hemen. Evet. Eskiden öyle bir şey yoktu. Doğru. Eskiden öyle bir şey yoktu. Çok fark vardı yani. Bir de eski insanların, eski dövüşçülerin şöyle söyleyeyim. Ben Almanya'da yaşıyorum. Ben burada görüyorum. Bütün sporculara saygım var. Gençlere, abilerime, herkese saygım var. Ama çoğu şeyler burada benim hoşuma gitmiyor. Ben şöyle söyleyeyim. Yani internete çıkmayı bırak. Biz bir dergide, normal ring spor dergisi vardı eskiden. Evet. Biliyor musun? Orada fotoğrafı da bırak. Senin ismin sadece yazması için o kadar çok maç yapıp kazanman lazımdı ki ne? Senin ismin oraya çıkması için. Anlıyor musun? Hmm. Adam bugün bir tane maç yapmış. Abi internetler dolu. Instagramlar dolu. Şunlar dolu. Bunlar dolu. Sanki sen bir dünya şampiyonu olmuşsun, bir şey başarmışsın gibi bir reklam yapıyorsun. Hmm. Bunlar dolu şeyler değil. Bunlar bir sporcunun bak hem karakterini bozar hem geleceğini bozar. Çünkü neden? Abi sen daha bir maç yapmışsın ama adamlar sana öyle bir reklam yapıyor ki ne sanki bir şey başarmışsın. Sonuçta sen de buna inanıyorsun ben bir şey başardım. Halbuki daha hiçbir şey başarmamışsın. Yanlış bir yol, yanlış bir eğitim. Evet. Bu tür şeyler Almanya'da çok olduğu için çok nadir. Yani burada çok dövüşçüne çıkıp da UFC'de bir şey başarır ya. Ha UFC'ye girebilirsin. Ayrı bir şey. Ama bak bizim dönemlerde neydi biliyor musun? Sadece Pride'a girmek değil. Abi Pride'a girip şampiyon olmak. Sadece M1'a girmek değil. M1'a girip şampiyon olmak.
Evet. Yani hedefimiz var. Hedefimiz hep buydu. Ve tarihe baktığı zaman Golden Glory'deki üyelerin başardıklarını şimdiye kadar kimse başarmadı. Yok. Yok. Doğru. Bir de şu anda Almanya'da nereye baksan şu anda artık biraz şeyler büyüyor. Mesela GMC bayağı büyüdü mesela. İzliyor musun biraz MMA marketi Almanya'da? Bayağı büyüdü. Tabii GMC neden büyüdü? Bunlar ilk baştan bu Almanya'da yapan organizatörlerden biri oldukları için. Evet. Hatta ilk bunlar başlamıştı. GMC başlamıştı bu MMA organizatörleri yapan. Baştan tabii bu Almanya buna karşıydı. O bayağı bir zorluk çekmişlerdi. Tabii şimdi tam tersi. Şimdi televizyonda göstermek istiyorlar ve televizyon kanalları bu kez bunlara geliyorlar yani. Sizin organizasyonunuz biz televizyonda yayın yapabilir miyiz diye. Çünkü bak iş yavaş yavaş kapitalizme dönüyor ya. Evet. Herkes görmek istiyor, herkes izliyor. Adam GMC dediğin zaman televizyonda adam televizyonu açıp bakıyor GMC çıkıyor diye. MMA'ya bakıyor adam televizyona bak. Nereye kadar geldi? Evet. Eskiden istemiyorlardı şimdi televizyonda gösteriyorlar. Tabii GMC bayağı bir isim yaptı burada. Çok güzel. Organizasyonunu yapıyorlar. GMC'den hariç herhalde bir iki kişi daha var. Fazla takip etmiyorum bilmiyorum evet. Da. Bir güzel iş yapıyor. Yani bir de bir Türk'tür Deniz diye birisi var. O uğraşıyor. Güzel yapıyor GMC. Yani bayağı güzel büyütüyor. Güzel iş yapıyor. Ben seviniyorum yani. Şimdi Almanya'da insanlarımız bu sporu böyle gelerek getirdiği zaman organizasyonlarını güzel yaptıkları zaman benim için güzel bir şey. Çünkü neden? Ben 90'lı yıllarda bu benim bir hayalimdi yani. Acaba Almanya'da da böyle bir şey olacak mı diyordum. Doğru. 90'lı yıllarda diyordum. Ve şu an biz 2020 yılındayız. Ve 90'lı yıllardaki benim ettiğim hayalim şu an burada bir gerçekleşti yani Almanya'da. Doğru. Artık Almanya'da neydi bak. Kutlatımın ilerinde ayrı bir şey. Evet. Bir de Almanya'da şu anda da büyük market oldu yani. Glory olsun ya da MMA olsun. Bence Almanya'nın bir geleceği var. Artık herkes gidip bakıyor maçlara. Şimdi bak dedim ya ben antrenörlük yaptım da 60'a yakın öğrencim vardı. 60'a yakın ve her haftada yeni kişiler geliyordu. Bak adam diyorum ya basketbol oynayan insan artık MMA'yi yapmaya başladı. Henüz oynayan bir insan artık MMA'yi yapmaya başladı. Yani futbol adam bırakıp MMA'yi yapmaya başlıyor. Yani böyle bir popülaritet var burada şu an. Evet. Yeni bir gelişme var. Ha, kim ne kadar yetenek ayrı bir şey. O tartışım da bir gelişme var ya. Güzel yani. Zaten artık her şey gelişiyor artık nereye baksan. Fatih senin en zor maçı neydi? En zor maçın. Yani diyorsun bu maç bayağı bir zor bir maçıydı. Hatırlıyor musun? En zor maç hangisiydi? En zor maçım aslında benim Rodney'e karşıydı. Kime? Rodney Favreras. Sen aslında Rodney Favreras dediği zaman Rodney Glünder'ı diyorsun aslında. Ne? Baktın maçı. Evet. Doğru baktın maça. Diyordum evet. Rodney. Annesinin soyadını aldı sonradan. Tamam. Ha, doğru Glünder'iydi o. Evet. Aklıma geldi şimdi. O zor bir maçtı. Zor bir maçtı. Çünkü neden zor bir maçtı? Ben 89 kilodaydım orada. Rodney aşağı yukarı 98-99 kilodaydı. Çok gücü vardı yani. Güçlü biriydi böyle. Yani şöyle söyleyeyim ben. Gücünü yerde güreş yaptığı zaman, üzerine geldiği zaman kilosuyla fark ediyordun yani. Orada bayağı bir yoruldum ben. İlk 3-4 dakikada beni bir knockout yaptı, saydırdı yani. Orada bir saydırdık vardı. Yani sonra ben öne geçtim. Bir de onu saydırdılar yani. 15 dakika ilk round, ondan sonra ikinci round 3 dakika uzatma yaptılar. Orada yorulduydum yani.
Evet, evet. O maç zor geçti. Benim için zor geçti. Yani yorgunluktan dolayı. Tabii şimdi bir de İngiltere'de bir maçım vardı benim. Onu da şöyle söyleyeyim. Bu kez ağırlıkla ben daha ağırdım yani. Şimdi press konferansta tartıya çıktık. Ben aşağı yukarı 7-8 kilo daha ağır geldim. Press konferansta ben Kore dedim ki, Kore dedim bunu 3 dakikada nakot yaparız dedim. Kime karşıydı o zaman? Neydi ya? İngilizdi ya. Epstein mi yoksa Cook? Epstein değil, yok yok. Epstein değil. O zaman Alex Cook idi. Alex Cook herhalde. Olabilir. Çünkü orada çok ölmüştün. Ring değil yani, cage. Eğer olsa Kora dedin de dedin ben onu... Biz bunu 3 dakikada nakot yaparız Kora dedim. Ya yaparız dedim. O da bayağı emindi. Neyse sonra bak, maç başladı. Bu şimdi bana daldı. Ben kontrol ettim. Yere indirdim. Sağ yumruktan bunun kafasına vuruyorum. 5 dakika boyunca. Birinci round bitiyor. Benim sağ elim şişmeye başladı. İkinci rounda geçtik. İkinci rounda bu yine bana dalıyor. Ben yine çeviriyorum. Bu kez sol elimle alıyorum. Sol elim şişmeye başladı. Bu kez tokat atmaya başlıyorum. Bakıyorum bu habire kalkıyor. Habire kalkıyor. Habire kalkıyor. Benim de konuşacağım gidiyor. Şimdi vur. Neyse ondan sonra ikinci rounda bitti. Ben puanlar aldım. Yani bir şok oldum dedim. Ya bu nereden çıktı bu dedim ya. Ya orada bir şok yaşadım ben. Çünkü şöyle bir şok yaşadım. Hatta burada da izleri var ya. Abi şimdi elin şişmiş vura. Elin şişmiş vuramıyorsun. Son elin de şişmiş vuramıyorsun. Bir tokat atıyorsun. Her attığın tokat da acıyor. Ellerin ağrıyor. Sonra bakıyorsun ki bu adam hani 3 dakikada nakot yapacaktık. kilosu daha şeyden de. Sen daha ağırsın. Hani bilemiyoruz. Ama bu İngiltere'ler belki çoğu bilmiyorlar ama çok ağır insanlar onlar. Onlar böyle sanki seviyorlar böyle dövüşler mesela darbe de alıyorlar tekrar gelip dövüşüyorlar böyle. İnanılmaz bir olay bu İngiltere'lerle. İngiliz'e sorarsın hafta sonu nasıl geçti dersin. Valla çok eğlendik, çok güzel geçti. Papa gittik, bira içtik, 4 tane dövüşümüz vardı. 2 tane dişimi kaybettim. Çok güzel bir hafta sonu vardı geçtiler yani. İngilizler böyle yani. Hayret ya. Aklıma diş bahsettin ya. Aklıma geçen sene baktın mı maça sen Smith'e şeye karşı? Smith'e Texera Glover bu son UFC'yi. Yok bakmadım ona. Orada adam dişi kırılıyor. Dişini veriyor. Dişini alıyor maçta. Hakeme veriyor. Tamam bir dakika. Texera bayağı benzetti değil mi Texera'yı? Şey ama nasıl vurduğunu adam şimdi yerde dişini alıyor böyle hakeme veriyor dişini maçtayken. Hay aklıma o geldi şimdi dişten bahsettin de. Ama şeylere baksan yani İngilizler çok güçlüdüler yani hiç kimse bilmezdi ama ona harpa giderken gidiyorlar onlar. İngilizlerin bu kanında olan bir şey. İngilizler şöyle söyleyeyim deli dolu bir insanlar. Evet. Şimdi bunlarla zaten böyle eğlenmeye gittiğiniz zaman zaten tantana tuntana ama bunlar için normal bir şey. Bunlar doğru, için gerçekten. Doğru. Ben bunu bizim Paul'dan biliyorum. Paul Cahun. Evet. Yani Paul Cahun takıma geldiğinde ondan da Breda benim yanımda kalıyor. Paul 2 gün kayboldu. Biz Paul'u arıyoruz. Bir yok Paul. Nerede Paul? Sonra çıkıyor piyasaya. Kolunu sarmışlar böyle. Hastaneden çıkmış. Paul neredeydin sen bilmiyorum hatırlamıyorum. Çarşıya gidip geziyoruz var. Bir tane dükkan var. Abi cam aşağıya indi. Cam kırılmış. Bir dakika diyor ya ben bu dükkanı hatırlamıyorum diyor. Neyini hatırlıyorsun diyor. Abi o dükkan diyor buna sen bilgisayardan geçir. Onu da iki gün hastanede yedim. Bunlar böyle yani. Şey bir de Rusya'ya bir dönelim. Çünkü bugünkü çoğu insanlar Rusya'ya gidip dövüşüyorlar. Artık Rusya öyle oldu ki kazansan da kaybetsen de bile Ruslar böyle öyle bir seyirci oldu. Çok süper bir seyirci oldular bu Ruslar. Ama senin döneminde böyle bir soğuk mesela bir korku gibi de olabilirdi. Aynı nasıl mesela bu Rocky'den Ivan Drago falan vardı ya.
O atmosferle nasılydı o zamanlar, sen Rusya'ya ilk gidip döşerken? O zaman 99-2000 yılıydı o zamanlar. Ve AFC'de ilk dövüşümüzü Moskova'da yaptık. Hı hı. O dönem, bu Moskova dönemi bizim orada olduğumuz dönem Vladimir Putin daha yeni seçilmişti. Evet. Ben Putin'in orada kim olduğunu bilmiyordum. O da seyirci olarak oradaydı. Bizim dövüştüğümüz halada Vladimir Putin seyirci olarak oturuyor. Oluyordu. Tabii o da oradaydı. Yeni seçilmişti yani. Yeni hangi seçilmişti, hangi maçıydı o zaman? Orada bir turnuvaydı o. Pankrasyon olabilir miydi? Yok yok, pankrasyon değil. AFC'ydi. AFC. Çok soğuk bir atmosfer. Yani bu şöyle söyleyeyim. Bu UdSSR'in, bu komünizmin daha rüzgarını hissediyordun orada. Evet. Gelen dövüşçüler de zaten ağırlıkla Rusya'nın milli güreş takımından gelen kişilerdi yani. Evet. Şimdiki bak, şimdiki UFC darmadağın elden çeçenler o dönemler orada dövüşüyordu. Evet. Dövüştüğümüz kişileri anlatıyorum ben. Evet, yani. Evet, evet, evet. Hani öyle basit insanlar gelmiyordu orada. Benim dediğim Mikhail Abetajan da Japonya'da dövüştüğüm kişi oradan geldi. Evet. Bu adam Igor Vovchanchin'a karşı 40 dakika dövüşen bir insan. Igor Vovchanchin'i biliyorsun. Evet, çok iyi biliyorum onu. O dönemler Igor Vovchanchin'a karşı 40 dakika dövüşen bir adam. Mikhail Abetajan. Düşün. Bu kişiye karşı ben 3. maçımı yapıyorum bak. EIFC mi diyordun, ne diyordun? Orada roundlar neydi, roundlar? Orada bir round yarım saat. Yarım saat değil mi? Şey, o maç değil miydi, bir kafa aldın yerde? Evet. O maç idi değil mi? Ben seyrettim onu, evet, o maçı. Evet. Geçen hafta seyrettim. O ne oldu? Kurallarda var mıydı o kafa? Sen herhalde evet, sanki şaşırdın o kafayı alarken. Ben 90'lı yıllarda kafa atabiliyordum. Hemen hemen her şey serbest. Yani eldiven bile yok. Bakarsın eldiven bile yok yani. Olabilir. Ama yok. Hatırlasam sanki o kafayı beklemiyordun. Ama nasıl bir kafa buldu? Ben o kafayı beklemedim. Bunun neydi? Şimdi gözde bir kat geldiği zaman kat. Evet. Aşağıya gelebilir o kat. Sorun değil. Ama şu tarafa kat geldiği zaman tehlikeli. Tehlikeli. Evet. Tehlikeli. Ya ne yapmak lazım? Ya devam edersin, gözünün sağlığıyla oynarsın, ya da dersin buraya kadar. Evet. Ve devam edersin yani. Şimdi... Burası ağır. Sana, onu zaten yapan Koblyanski diye bir organizatör var. Koblyanski. Yani bunlar Moskova mafyaları. Bu organizeyi yaparlar. Evet. O da öyle yürüyor. Tabii yıllar sonra biz St. Petersburg'a yönelmeye başladık. M1. Fatih Finkelstein yapıyor lan organizatörü. Oranın takımı da Red Devil Team. Bu şey vardı. Armand Gambaryan. Ondan sonra Roman Zentsov vardı. Anar Sulayov vardı. Roman Zentsov. Roman Sensov. İbrahim bir şey de vardı, öyle bir şey. Andrei Simonov. İbrahim of Magomedov. Doğru. Hatta o dönemler Fedor bile orada dövüşüyordu yani. Evet. Çoğu da Tuhandal'da da çok dövüşüyordular o zaman onlar. Zaten şimdi biz Tuhandal Handle olarak oraya gidiyorduk. Onlar da zaten Red Devil Team olarak Tuhandal Handle organizasyonlarına geliyordu. Doğru. Bu iş böyle dönüyordu yani. Anlıyor musun? Ha, ne oluyordu? Benim kilom 93 mü? Ben Red Devil Team'den Armağan'a karşı dövüşüyordum. Roman Zenson'un kilosu biraz daha mı ağır? Halit Arat dövüşüyordu ona karşı. Yani hep böyle yapa yapa bir gün şu şeye vardık yani. Tamam. Artık Golden Glory Red Devil'e karşı dövüşmeyecek. Herkese karşı dövüştük. O şeyi bir açtık. Öyle bir şeye geldik ki ne? Red Devil Team'deki UFC'ye gitmeye başladı.
şeyin kararını verdim. Artık biz birbirimize karşı dövüşmeyeceğiz. Çünkü arkadaş olduk. Evet. Çok kalender çocuklar. Takım olarak çok iyiler. Organizasyon olarak olmamalı insanlar. Gerçekten. Şimdi Moskova gittiğin zaman ve St. Petersburg'a gittiğin zaman ikisi ayrı bir dünya. Ama St. Petersburg çok güzel. St. Petersburg çok güzel bence. Evet. Daha güzel. Moskova'dan. Evet, çok güzel. Ben Moskova'nın o döneminden bahsediyorum. Eski döneminden bahsediyorum. Şimdi değişmiştir bilmiyorum. Bayoldu gitmeyelim. Ama St. Petersburg'un insanları da farklı. Çok evet. İyi insanlar. Hani güzel bir dönem. Orada ben işte dünyanın oldum. Oluyor mu öyle? Mesela Rusya'ya gidiyorsun böyle birden biri bir Türk'le tanışıyorsun böyle diyorsun. Aa abi falan ma Türk. Öyle oluyor mu öyle bir şey? Abi şimdi zaten oradaki dövüşleri televizyonda gösteriyorlardı Rusya'da. Evet. Ben taksici bindiğin zaman taksici şöyle bakıyordu sana. Tövbe ediyordu. Sonra bir televizyonda gördüm diyordu. Tabii oluyordu böyle şeyler. Bir de gittiğin mekanlarda herkes tanıyordu. Japonya'da da aynıydı Pride. Her yerde zaten Pride dediğin zaman herkes biliyor. Canlı gösteriyorlar kadınlarında biliyor musun? Karşıda da gezdiğin zaman herkes sana ikna ediyor seni. Ama fotoğraf yapıyorlar, imza alıyorlar. Ama biz Türkler böyle şeylere çok heyecanlıyız. Hani mesela bir yere gidiyorsun Rusya ya da Japonya'ya böyle birden bir tane seyirci Türk olsun ya da ne bileyim çıkıyorsun bir lokanta görüyorsun ha. Böyle bir heyecan var, böyle bir şey yani bir kurulu bir şey var böyle içimizde. O dönemde zaten bir Türk olarak ben vardım. Evet. MMA'de. Bir Türk olarak ben vardım yani. Öbürleri sonradan geldiler. Gökhan Saki geldi ondan sonra. Kickbox'tan devam etti. Bayağı bir dövüşçüler çıktı da Türkiye'den de birkaç kişi çıktı. Ama bir yere kadar fazla gelemediler yani. Şöyle ben yani isterdim UFC'de bir Türk'ün şampiyon olmasını. Evet. Anlıyor musun? Şimdi bu iş kapitalizme döndükten sonra bak Pride döneminde kapitalizm işi falan yok. Evet. İyiyse sana şans veriyorlardı. Evet. Şimdi ama sistem değişti. Adam bakıyor bunun Instagram'da kaç tane followers'ı var. Bununla bir reklam yapabilir miyiz? Veya bunu dövüştürdüğümüz zaman kaç kişi seyreder? Artık kapitalizmden hareket ediliyor bu işte. Şimdi bazı bak eski UFC'deki dövüşçülere bak sen. Eskiden UFC'ye girmen için dünyada veya Pride'a girmen için bu dünyada en iyi dövüşçülerden birisi olman lazım. Niye? Sana Pride'da adam şans veriyordu. Yani ben şöyle söyleyebilirim. Eskiden Pride'da dövüşen insanlar dünyanın en iyi dövüşçüleri. Dünyanın en iyi dövüşçüleri. Hollanda'da neden sadece Gilbert Ayrıl'ı aldılar? Neden? Çünkü o dönemler Hollanda'da Gilbert Ayrıl'ı herkes yıkıyordu. Herkesi yıkmıştı. Striker. Dediler biz bu çocuğu istiyorduk. Brezilya'dakiler aynıydı. Amerika'dan gelen dövüşçüler de aynıydı. Yani en iyi kişiler gelirdi oraya. Bak sen Dan Henderson mesela. Dan Henderson gibi kişiler dövüşüyordu Pride'den. Evet. Şimdi Dan Henderson tutulduğu zaman adam olimpiyatlarda güreştirip değil mi? Eagle Wolf Johnson'ı alıyorlar. Eagle Wolf Johnson kim? Abi adam Rusya'ya titretmiş. Fedor Emelianenko kim? Adam ringsi darmadağın etmiş yani. Doğru. Yani böyle kişiler geliyordu oraya, anlıyor musun? Doğru. Ama şimdi adam bakıyor ki ne? Bazı dövüşçüleri de görüyorum ben. Adam Pride'den kontrat almış. Ve ben şu soruyu soruyorum kendime. Ya kardeşim bu UFC nasıl bir şeye geldi ki be? Sana kontrat verdi. Yanlış anlamayın. Evet, doğru. Ben bu işi farklı öğrendim. O yüzden bana biraz garip geliyor. Evet. Benim Instagram'la falan işim olmaz. Followers. Ben böyle şeylerden anlamam. Ama adam bana gelip diyor ki ne? Ya bunun Instagram'da bu kadar followers olduğu için adamlar buna kontrat verdiler.
Yani şu anda evet, doğrudur. Bunun sporla bir alakası yoktur. Yani bu iş böyle kapitalizme döndüğü için çoğu benim gibi insanlar bu işten soğumaya başladı. Doğru. Bak Türkiye'de de aynı. Türkiye'de de birkaç tanesini alıyorlar çünkü sosyal medyalarda binlerce insana takip ediyorlar. Adam kickboxing'den geliyor, gidiyor MMA maçı yapıyor ama farkında değil ki en tehlikeli yapan yolu yapıyor yani. Ama maalesef öyle. Öyle maalesef. Sen biraz önce mafyadan bahsettik Rusya'da. Aklıma bir şey geldi. Bu Japonya'da hissediyor musun bu yakuzaları? Abi şimdi bak şöyle, biz zaten yakuza denildiği zaman yakuza denildiği zaman zaten bütün bu organizasyonlar, bu iş adamları, politikteki bile oturan insanların yani çoğu zaten iyidir yakuza olarak. Evet. Hani medyada bunlar farklı değerlendiriliyor, farklı bir şekilde söyleniyorlar da. Şimdi bak, biz bir tane hayranımız vardı orada. Mr. Ono. Bak adam eşiyle gelirdi, çocuklarıyla gelirdi. Bizi yemeğe davet etti. Mr. Ono. Saygılı bir şekilde ya. O Koreli değil mi? Ha? O Koreli değil mi? Japonya. Japonya. Ha, Japonyalıydı. Okay. Seni dedim başkası. Evet. Ben şeyden bahsediyorum. Yakuza dedim de. Şimdi biz Mr. Ono'yla yemek yemeye gidiyoruz. Yani restoranlarda hoş sohbet, adam eşini getiriyor, çocuklarını getiriyor. Güzel, saygılı bir şekilde. Şimdi Mr. Ono'ya baktığın zaman o da yakuza. Ama adam en büyük iş adamlarından biri. Ne diyeceksin şimdi? Allah. Ya şimdi insan yakuza falan dediği zaman yani sanıyor ki ne ya, bunlar barbar gibi sokakta insan vurup kesip izliyorlar falan. Yok abi. Böyle bir şey yok. Zaten senin dönemde hatırlasam senden sonra zaten oranda başkanı vardı Sakakriba'dan başka. O kendisi intihar etti, şey yaptı. Yani senden sonra bayağı olaylar oldu Japonya'da zaten. Ya zaten bak, Golden Glory'nin kurucusu Ron Nickvist. Evet. Ron Nickvist. Ne, Ron Nickvist kimdir? Tabii onu biz biliyoruz. Eski baron değil. Hollanda'nın eski baronlarından biridir. Doğrudur. Ben Ron'a baron olarak hiç bakmadım. Hiç o gözle bakmadım. Kendisini çok seviyordum. Çok iyi bir insandı. Anlıyor musun? Hı hı. Yani baronmuş, mafyaymış, şuymuş. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Tabii. Hani sonuçta onu, spordan bahsediyorsunuz. Biz Ron'u yine seviyoruz. Ha ne oldu? Cezaevine girdi, 10 sene yattı değil mi? Evet. Neden girdi ama? Çünkü kendi eski kayılardan. Bak ben şöyle söyleyeyim. Davasında haklı olarak girdi. Ben bunu söyleyeyim yani. Davasında haklı olarak girdi. 10 sene yattı. Cezaevi yattı. Evet. Ben devamlı gidiyordum yanına. Ziyaretine gidiyordum. 10 sene sonra çıktı. Çıktıktan sonra yine eşiyle kavga ediyor falan, işte kendi kafasına tutmuş diyorlar falan, bir şeyler oldu yani. Her neyse, demek istedim abi, şimdi mafyadan falan bahsedersek, ya mafyayı Hollywood'daki filmlerdeki gibi bakacağız veya mafyayı gerçekten tanıyacağız ki mafyanın ne olduğunu bileceğiz. Tabii ki. Anladın mı? Çünkü çoğu mafya denen kişiler büyük iş adamları. Evet. Zaten çoğusu büyük iş adamları zaten, nereye baksam. Ama zaten onlardan oturup kalktığın zaman zaten dil spordur. Zaten dil sporuydu ve Orası öyle mi yani? Bizim işimiz spordu. Evet. Ya bize ne diyeceğiz? Ron Rick'ti. Mafyaymış, baronmuş, şuymuş, buymuş. Abi o gözle bakmıyorduk. Ağzına yemeğe gidiyoruz. Tamam, nerede buluşuyoruz? Buradayım ben. Tamam, geliyoruz Ron. Arkadaş gibiydik. Şakalaşıyorduk Ron'la. Evet. Hatta eldivenleri takıp sparring bile yapıyorduk onunla. Anlıyoruz. Ama yani nereye baksan Fatih, yani söylediğin gibi baron olsun, şey olsun, ne olursa olsun, ama bir hikaye yaptılar. Hikaye yaptılar bu sporla ilgili. Çünkü onlar olmasaydı, değil mi? Onlar olmasaydı Aruba'da olmazdı
organizasyonu. Takım da kurulmazdı. Japonya'da maçlar da olmazdı. Bazbon gibi ya da kimler gibi, Kor gibi. Hı? Ne güzel söylüyorsun bak. Bu insanlar olmasaydı olmazdı. 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 Olmaz ya. Bu insanların desteğiyle oldu bu iş. Doğru. Oldular. Yani ne diyeceksen söyle ama onlar olmasaydı böyle şeyler olmazdı yani. Ya. Biz biliyoruz onu. Çoğusu bilmiyorlar ama biz biliyoruz onu. Tabii ki. Evet. Fatih, şu anda hala izliyor musun UFC'yi falan ya da şimdi Ryzen var, Pride'ın eski şeyi. Şöyle izliyorum. Yani bütün maçlara bakmıyorum. Khabib'in maçlarına bakıyorum. Khabib. Tabii herkes. Yani birkaç nadir maçlara bakıyorum yani. Böyle action olan. Khabib mi diyorsun? Yok, anlamadım. Khabib. Khabib. Evet. Khabib Nurmagomedov diyorlar da, Khabib Nurmuhammed. Evet, yazık, babası da hasta ya şu anda. Allah şifalar versin. Evet. Komodaymış. Evet, Allah şifa versin. O çocuğun maçlarına niye bakıyorum? Çünkü karakter olarak ve onun gittiği yol veya geldiği yol biraz bizi ansıyor. Evet. Yani çocuk yaşta spora başlayıp buralara gelmek. Bizim o dönemler şimdiki imkanımız yoktu ya. Şimdiki imkanımız bizim elimizde olsaydı o dönemler biz de buralara kadar gelirdik. Şimdi bak şöyle söyleyeyim. Biz maske bazık belki 5 bin, 10 bin dolar, 20 bin dolar alırdık. Kaldırmazdık. Evet. Şimdiki bu yaptığımız maske 10 bin dolar aldığımız maske şu an 1 milyon dolar. Evet. Ama doluyor muyum? Evet. Hani o şeye geçti abi. O döneme geldi ya. Yani. Şu an UFC'yi en çok kimi seviyorsun? Bence Khabib diyeceksin. Ama başka diğer bir şey, birisi var mı? Şu an UFC'yi en çok sevdim Khabib. Bu bir gerçek. Abi. Ama sana bir şey söyleyeyim. Ben bütün Çeçen arkadaşlarımın dövüşlerine bakıyorum. Çünkü niye? Neden derse. Çok güzel dövüş yapıyorlar. Çok teknik var. Evet. Bir de çok profesyonel, temiz dövüş yapıyorlar. Doğru. Ve pes etmek nedir bilmiyorlar. Doğru. Biliyorsun kim beni andırıyor bu Çeçenlere? Sadece bir tane var beni andırıyor Çeçen. Dan Henderson. Dan Henderson baktınız mı beni Çeçenlere andırıyor. Sanki evet. Amerikan Çeçenleridir zaten sanki. Bak Dan Henderson da pes etmeyi bilmeyen biri. Evet. Bir de o hiç hayatında kavga olmadı biliyor musun? Yok. Belki son maçlarda belki başka bir tane. Bilmiyorum. Den Henderson'ı ona bir kere otobüste söylemiştim ben Japonya'da. Ona karşı hep bir dövüşmek istiyordum ben biliyor musun? Den Henderson'a karşı. Evet. Zaten kilomuz aynıydı o zamanlar. Otobüste kendisine de söyledim. Japonya'da Pride'da sana otobüsteydik. Güzel maç yaptım. Tebrik ettim ona. Teşekkür ederim dedi. Sana karşı dövüşmek istiyorum ben dedim. Ne güzel. Ben söylerim ona. Zaten samimi arkadaş. Bayağı oldu. Sporda yapıyorsun. Devam ediyorsun kendin. Kendine de bakıyorsun zaten. Devam ediyorsun değil mi? Evet. Ağzıma bakıyorum. Yemek içmeye bakıyorum. Antrenmanımı yapıyorum. Şöyle söyleyeyim. Çok kitap okuyorum. Psikoloji üzerine çok kitap okuyorum. Ezoterik üzerine çok kitap okuyorum. Negatif şeylerden insan olursa ne olursa olsun negatiflikten uzak duruyorum yani. Evet tabii en güzel. Yani bana negatif elektrik veya negatif enerji verecek bir şey olursa ondan hemen uzak duruyorum. Çünkü kendimi daha iyi hissediyorum öyle biliyor musun? Şimdi güzel iyi olmasın birkaç tane sağlam arkadaşlarım dostlarımız var. Telefonlaşıyoruz, güzel sohbet ediyoruz. Buluşuyoruz, ara sıra kahve içmeye gidiyoruz, yemek yemeye gidiyoruz. Zamanımız böyle geçiyor yani. Pozitif bir şekilde. Dünyaya pozitif bir gözle bakıp şükredip tevekkül edip hareket ediyoruz. Allah'a şükür her şey yolunda yani. Ne güzel.
Fatih, şu anda bu son sorum eskilerden sen o zaman Hollanda'ya gidip idman yaparken tek gittin değil mi? Yani bu olan arkadaşlarımız Khalid Arap gibi, Stefan Leko gibi, yani Almanya'dan gelen Golden Glory, onlarla hepsi Golden Glory'de tanıştın değil mi? Ben Khalid'i yok. Khalid Arap'ı zaten buradan tanıyordum ben. Ha, daha önce tanıyordum. Biz burada bu Luta Livre yapıyorduk ya, ha, güreş yapıyorduk. Ha, onu tanıyordun onu. Arasında o da geliyordu yani. Bizimle güreş yapmaya. Ben tabii Golden Glory'yi geçtim. Khalid bu kez şeye doğru gitti. Amsterdam'a doğru gitti. Bu Hans Neyman günde antrenman yapıyordu. Hans Neyman. Ama bir anda hep kontaktaydık. Telefonlaşıyorduk böyle. Benim orada bir rahmetli Ramon Dekan'ın eski dairesi vardı. Ben oraya geçmiştim. Ha. Oraya bana vermiştim. Ben Halide dedim ki ya bak Golden Glory'ye gel, buraya gel dedim. Burası daha iyi dedim. Nerede kalacağım falan, benim yanımda kalırsın falan dedim. Halide'nin gelmesi öyle bir başlıktan geçti. İlk antrenmanda ben Halide dedim ki ya Halide dedim bak idman günü bugün dedim. Bildiğin gibi değil burası dedim yani. Burada tamamen sert vuruyorlar yani. Sanki maçtaymışın gibi idman yaptım. Şimdi bizim Valentine Overeem biraz da kafa kırık biri, tamam mı? Yeni biri geldiği zaman, tanımadığı biri geldiği zaman hemen lakold etmeye çalışır. Bizim kalitik şansına da bunların ikisi idman yapıyor şimdi. Birinci round bir geçti. Birinci round'dan sonra Khalid bana doğru baktı. Şimdi ben onu halledeceğim dedi falan. Herhalde canım aldı. Böyle birbirlerine dikildiler. Tamam mı? Sonra antrenmandan sonra bizim Khalid'in morali bozuk. Şimdi duşa gidiyoruz, tamam, orada oturuyoruz. Bu kez Valentine bunu yanına geldi, bunu tebrik etti, tamam mı? Sen çok iyi bir boksörsün dedi, devamlı gel buraya dedi. Khalid bir şok oldu ondan sonra. Aa bir dakika dedi ya, çok efendi bir çocuk bu dedi. Ben aa dedim bak, antrenman farklı. Antrenmandan sonra şey bu, insanın farklı yani. Ne güzel ya. Orada normal, Khalid'in gelmesi öyle oldu. Tabii sonradan Khalid büyük bir ev aldı. Büyük bir eve geçti. Halit'in yanında kaldık. Halit Stefan Loko'ya da geldi. Stefan Loko da geldi. Öyle bir evde kalıyorduk yani. İşte Halit Arap, Stefan Loko da ben. Sonradan Gökhan Saki de geldi. O yıllar sonra geldi. Ondan sonra o da bizim yanımıza kalıyordu. Git gel yapıyordu yani o zaman. Biz hepimiz böyle bir evde kalıyorduk yani. Ne güzel. Fatih. Biz Fatih'cim. Bu sohbetler çok süperdi. Çok sevdim. Hakikaten çok sevdim. Yani daha fazla da konuşabiliriz. Ama en güzel konular geçti. Hepsini bildik. Fatih. İnşallah Allah daha fazla sağlık versin. İnşallah. Ya daha sağlık versin ve inşallah günlerimiz hep güzel olsun ve bu anlar hepsi artık bir kenarda. Ben inşallah seninle seni tekrar görmemi çok isterim. İnşallah bu Covid bitsin. Her şey bitsin. Abi Covid kalsın, boş ver, bir şey olmaz. Covid'de bir şey olmaz. Ama Ramazan ayında olsun. Allah izin verirse gümrükler açık zaten. İnşallah. İnşallah ben gelirim. Sen de gelirsin. Güzel bir şey yaparız. Sana çok çok teşekkürler Fatih'cim. Sana iyi iftarlar. Kendine iyi bak kardeşim. Çok sağ ol. Görüşürüz. Kontakta kalıyoruz zaten. Tamam, süper. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Öpüyorum. Herkese selamlar buradan. Aleykümselam. Çok sağ ol. Kendine iyi bak. Ben de.